Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte insansız savaş makineleri diyebileceğimiz 5 askeri drone'u inceleyeceğiz. İlk drone'umuz Killer Quadcopter arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim. Öncelikle bu drone bir prototip. Yani henüz böyle seri üretimi veya bir ülke tarafından kullanıldığı gibi durum söz konusu değil. Arkada dönen videodan da anlayabileceğiniz üzere bu drone'un üzerine bir silah takılı. Ve bu silah da bir tablet yardımıyla drone'la birlikte yönetiliyor. Hatta bu tablet üzerinden drone'un üzerinde takılı olan kamerayı bile üretebiliyorsunuz. Bu prototipin üreticisi şöyle bir yorumda bulunuyor. Böyle 15-20 yıl içerisinde belki dünyadaki tüm savaşlar askerler yerine bu tarz aletlerle yapılacak gibi şeyler söylüyor. Biz hani hiçbir durumda savaş olmasını istemeyiz ama gelecekte bu tarz aletleri çok fazla göreceğimiz aşikar. Yine anlayabildiğiniz üzere üzerinde bir silah bulunan bu drone'umuz hedefine doğru yaklaşıyor. Hedefin bulunduğu bölgeye, alana, artık her neyse yemek masasına direkt olarak ateş etmeye başlıyor. Bu işlemin sonucunda da görüntülerden anlayabiliyoruz ki gayet başarılı bir operasyonun altından kalkıyor. Evet, artık ikinci savaşçı drone'umuza geçebiliriz. Onun da adı Black Hornet Nano. Daha önce biz de bu Black Hornet Nano'ya benzeyen bir drone incelemiştik. Hatta avuç içimizde fotoğrafı vardı, küçük bir ajan drone. Onun da videosuna hemen şurada çıkan karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben biraz Black Hornet Nano'dan bahsedeyim size. Dönen görüntülerden anlayabileceğiniz üzere oldukça küçük ve tam bir ajan drone'u diyebileceğimiz yapısı var bu drone'un. Black Hornet Nano İngiliz ve Norveç birlikleri tarafından kullanılıyor. Hatta üreticisi de Proxy Dynamics adında bir şirket, o da Norveç kökenli. Bu drone'umuzun çok hafif ve oldukça fit bir tasarımı var. Hatta şöyle ki böyle tek elinizle kaldırıp indirebiliyorsunuz. Bir operatör tarafından yönetiliyor. Üzerinde 3 adet kamera var. Bu kameralar ve pilleriyle birlikte toplam ağırlığı da 16 gram. Kameralar ise biri öne, bir tanesi arkaya, bir tanesi de drone'un hemen altına 45 derecelik açıyla yerleştirilmiş durumda. Ek olarak arkadaşlar bu gördüğümüz küçük alet havada 20 dakika süreyle kalabiliyor ve böyle %90 şarj oranına da yine yaklaşık 20-25 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor. Toplam hız ise saatte 18 kilometre. Hemen size gerçek bir örnek vereyim. Biliyorsunuz işte Avrupa ülkeleri geçtiğimiz yıllarda Afganistan'a saldırmışlardı. İngiliz birliklerinin Afganistan'da çok sık kullandığı aletlerden bir tanesi bu drone. Boyutundan da anlayabileceğiniz gibi üzerine herhangi bir silah veya bomba yerleşimi yapılamıyor. Havalandıktan sonra topladığı verileri, bunlar fotoğraf olabilir, video olabilir, bir yer olabilir, bunları 1.6 kilometre uzaklıktaki operatöre iletebiliyor. Üçüncü drone'umuz Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan MGX-47B modeli. Toplam maliyeti 813 milyon doları bulan bu drone saatte 956 km hıza kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ek olarak da 12.000 metreye kadar havalanabiliyor ve 3.500 metrekarelik bir alandan kendisini yönetebiliyorsunuz. NGX-47B'nin şöyle bir ayırıcı özelliği var. Uçak gemisine iniş yapabilen ilk insansız hava aracıdır kendisi. Ayrıca X-47B'nin yakıt ikmalini havada böyle uçuş sırasında yapabiliyorsunuz. İlginçtir ki bu kadar gaz bir görüntüsü olan uçak sadece faydalı yük taşımak için üretiliyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri için bazen bir atom bombası da faydalı yük olabiliyor. Bunu hepimiz Japonya'dan biliyoruz sağ olsunlar. Bu drone ilk uçuşunda bir hedefi patlattı. Yani nasıl bir faydalı yük anlayamadık. Bu arada yük mük demişken 2 tona yakın ağırlığı taşıyabiliyor ve 1850 km uzaklıktaki hedefin üzerinde 2 saat kadar sabit kalıp oranın fotoğraflarını, görüntülerini, bilmem nelerini cayır cayır topluyor. Sıradaki drone'umuz RQ-4 Global Hawk. Bu drone da diğerleri gibi Amerika Birleşik Devletleri imzası taşıyor ve tek amacı keşif. Keşif dışında başka hiçbir işlevi yok. Fakat adından da anlayabileceğiniz gibi Türkçe'ye çevirdiğim küresel şahin anlamına geliyor. Bu aletle kıtalar arası uçuş yapabiliyorsunuz. Size şöyle özetleyeyim arkadaşlar. RQ-4 saatte 800 km hıza ulaşabildiği gibi 24.985 km'lik de menzili var. 5. drone'umuz General Atomics MQ-9 Reaper. İlk vurucu drone olma özelliğini taşıyan MQ-9 ilk olarak İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretiliyor. Bu drone'da şöyle bir özellik var, adına turbo prop diyorlar. Mantığını şöyle anlatayım. Egzozdan çıkan gazlar türbini çeviriyorlar ve uçakla hızına da eğimine de bilmem nesine de bu türbinler sayesinde ulaşıyor ve saatte 482 km hıza kadar çıkabiliyor. 1.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan MQ-9 Reaper 40.000 feet yüksekliğe kadar da tırmanabiliyor. Tabi bu ağırlık kapasitesi Hellfire ve GBU-12 adı verilen lazer güdümlü bombalar için. Tam bir savaş drone olan MQ-9 üzerinde bu bombalarla birlikte 14 saat havada kalabiliyor ve tam 1.8 ton yakıt tüketiyor. Askeri özelliklerinden de şöyle bahsedeyim. Radarı var, hava ve yer hedefleme sistemine sahip, tank savar maksatlı lazer ve güdümlü füzeler. Ayrıca lazer güdümlü serbest düşüş mühimmatı. Bu herhalde bombardıman bombası gibi bir şey oluyor. Evet,
Şimdi geldik bonusumuza, yani milli drone'umuz Bayraktar TB2. Yine tam bir savaş drone olan Bayraktar 2015 yılında envantere dahil oluyor. Milli drone'umuz bir uçuşta 27 bin feet yüksekliğe çıkmakla birlikte 4040 km hızı da tek seferde yapabilmekte. Ayrıca şunu da ekleyelim, havada 24 ila 34 saat arasında kalabiliyor. Yani Türk havacılık tarihinin bu rekorunu da elinde tutuyor. Bayraktar'ın ilk roket atış testi Roketsan tarafından üretilen roketlerle 17 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştiriliyor ve %100 başarı elde ediliyor. Hemen şunu da ekliyorum. Bayraktar'a programladığınız hedef değişirse veya yolunda herhangi bir değişiklik olursa anında ona tekrar müdahale edebiliyorsunuz. Teknik özellik olarak da 3 yedekli uçuş kontrol bilgisayarı, görev bilgisayarı, güç sistemi ve hava veri kayıt gibi pek çok askeri özelliğe sahip. Diyerekten videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca size bir şey sormak istiyorum. Sizce gelecekte bu tarz dronelar askeri stratejileri belirleyebilir mi? Yoksa bilek her zaman geçerli midir? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz de geçtiğimiz günlerde bir Greyder'le birlikte Reader'la savaştık. O videoyu hemen şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıda da abone ol butonu var. Onu da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.